Herkese merhabalar arkadaşlar. Gene bir medya kanalına hoş geldiniz. Bugün Ramazan bayramının birinci gününde sizlere sesleniyorum. Sabah bayramlaşmamızı yaptık ve daha sonra çalışmaya başladık diyebilirim. Yanıma iki tane otomobil aldım. Zaten başlıktan ve kapaktan göreceğiniz üzere bu videonun ana teması aynı paraya hangisini alırsınız? Güzel bir konsept ve güzel izleneceğini de düşündüğüm bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah faydalı ve güzel bir içerik olacak. Sol tarafında 2017 model Kia Sportage var. GDI Comfort paketiyle beraber geliyor. Aynı zamanda 1.6 litrelik GDI yani direkt enjeksiyonlu 132 beygirlik bir atmosferik beslemeli motor var. Bu motor 161 Nm'de tork üretiyor. Ama en önemli noktası şu ki orada manuel 6 ileri şanzımanımız geliyor. Sağ tarafta 2019 model Toyota'nın son kasası olan Corolla'sı var arkadaşlar. Bu da 1.6 litrelik, özellikle bastırarak söylüyorum, 4 silindirli atmosferik beslemeli motoruyla geliyor. Çünkü yeni nesil 1.5 3 silindirli Dynamic Force motor değil bu. 1.6 4 silindirli Valvematic, Toyota'nın yıllarca kullandığı ve kendini artık ispatladığı atmosferik beslemeli motorlar arasındaki en iddialı motorlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Burada 132 beygirlik güç ve 159 Nm'lik tork var. Ama en önemli nokta da burada Multi Drive S yani 7 ileri oranlı bir CVT şanzımanımız burada bulunuyor. Şimdi biraz daha otomobillerin özelinden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Yanlarına doğru gidiyorum. Şimdi aynı paraya dediğim nokta şu, burası önemli. Herkes çünkü ilanlara, sitelere girdiğinde farklı rakamlarla karşılaşabilir. Şimdi şu noktaya değinmemiz gerekiyor. Fiyat bandını şöyle söyleyeyim, 400 bin lira yazacağım büyük ihtimalle. Soldaki otomobilin kilometre ve değişen boyasına bakılarak 380 bin lirayla 430-450 bin liraları kadar alabiliyorsunuz Kia Sportage. Aynı şekilde Corolla'yı da kilometresine ve boyasına göre de bu otomobil 390 ile 450 civarında alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir dipnot vereceğim, belki buradan hemen çıkışanlar olacaktır. 0'ı 451 bin lira diyeceksiniz. Çünkü dün gelen zamla 1 Mayıs'tan itibaren 451 bin 750 TL oldu Vision MDS'nin 0'ı ve 1.5'i. Ama şunu söyleyeyim, maalesef 1.5'ler 1.6'lar kadar sükse yaratmadı. 1.6'ların yeri gerçekten Toyota kullanıcılarında çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Ama genel özelinde Toyota, yani bu iki rakip özelinde 5-10 bin lira arasında daha fazla para ediyor. Şu anda benim araştırmaların neticesinde bu görülüyor. Ama tabii ki genele baktığınızda arada 2 yaş var. Kia daha yaşlı, Kia bir eski nesil ve manuel olmasına rağmen hemen hemen aynı fiyatları alabiliyorsunuz. Bu neden önemli? Biraz da bunu konuşmak gerekiyor. Ülkemizde çok fazla SUV otomobile rağbet var. Sizler de biliyorsunuzdur. Peugeot'un 3008'i, Renault'un Captur'u, Peugeot'un 2008'i, Kadjar'lar, Sportage'lar, Tucson'lar, artık Kona'lar ya da Bayon'lar, yani markalar sürekli bir SUV otomobile geçiyor. Neden diyeceksiniz? Volkswagen her segmentte SUV otomobil yapmaya başladı. T-Cross çıkardı, Taygo'su var, Tiguan'ı var, T-Roc'u var. Yani Volkswagen'e baktığınızda 4 tane SUV'si var. Touareg var, en üst segmentte sunduğu SUV olarak baktığınızda. Yani markalarda bunun Ar-Ge'sini, çalışmasını yapıyorlar tabii ki. O yüzden SUV otomobile çok fazla bir rağbet var. Ama şu da bir gerçek, ülkemiz sedan pazarına inanılmaz alışmış durumda. Tabii bu biraz kırılıyor SUV'lerle. Artık bu C sedanların yerini Peugeot 2008 gibi B segmenti SUV'ler almaya başladı. Neden? Öyle bir karoser tipi yapılıyor ki B SUV'ler dahi yaşam alanı olarak bu Corolla ile hemen hemen aynı şeyler sizlere sunabiliyorlar. Parantez bagaj hariç. İşte bu noktada ne eksisi var ne artısı var, gelin biraz da bunlardan bahsedelim. Motorlar dediğim gibi ikisi de hemen hemen aynı motorlar. Sadece özelde şöyle bir nokta var. Kia'ya LPG taktırmak isterseniz, GDI olduğu için direkt enjeksiyonu yüksek maliyetli bir LPG kiti taktırmanız gerekiyor. Hem LPG hem benzin tüketiyor. Onu başta söyleyeyim. Kia'nın durumu o şekilde. Ve ikisi de aslına bakarsanız modellerinin en boş versiyonları. GDI Comfort bu otomobilin en boşu. Ama boş bir Corolla dahi alsanız çok güzel özellikleriniz geliyor. Onları birazdan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Yine Corolla cephesinde de aynı şekilde en boş versiyon burada var, Vision paket. Yani Kia sağındaki Corolla'ya göre daha donanımda olduğunu söyleyebilirim. Hadi biraz da bu donanımlardan bahsedelim. Sol tarafta Kia'da ayna katlamadan tutun, hatta sizlere hemen göstereyim ben ayna katlamamızı. Anahtarlarını da tek tek üzerinde göstermiş olalım. Bakın Kia'da şu şekilde bildiğimiz sustalı bir anahtarımız var. Şık ama makyajlı kasalarındaki anahtar çok daha güzel. Kenarlarından açma butonları geldi. Toyota'da artık yıllardır alışkın olduğumuz bir Toyota anahtarımız bulunuyor. Şimdi Kia'yı kapatıyorum. Aynalara dikkat çekelim. Ayna kapama var.
En bas paket dahi olsa aşağı tarafta sis farı var. Kısa uzunlarda tek mercek yapabiliyor ve aynı şekilde gördüğünüz üzere sisler de mercekli olarak geliyor. Peki içeride neler var? İleri geri gidebilen kol dayanağı, yükseklik ayarlı sağ sol iki koltukta ve aynı zamanda elektrikli bel desteğine kadar tutun. Kia gerçekten donanımlı geldiğini söyleyebilirim. Corolla'da aslında baktığınızda pek bir özellik yok diyebiliriz. Yani kol dayanağı falan bunlar standart, tabii ki sabitleyiciler falan var ama gördüğünüz gibi sis farı yok, ayna katlama yok. Sadece far sensörü var, ikisinde de yağmur sensörü yok. Bu detaylar önemliydi. Tabii ki bu otomobillerin dolu versiyonlarını aldığınızda çok çok farklı donanımlar geldiğini de söyleyebilirim. Şimdi genel bir özet çektiğimi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir dolanalım. Kia'yı biraz daha yakından tanıyalım. En son Corolla'yı anlatırız ve videoyu kapatırız arkadaşlar. Hadi gelin biraz Kia'yı yakından tanıyalım. Kia'nın yan tarafına geldiğinizde burada dikkat çeken bir detay var. En bas paket dahi olsa burada 17 inç yaptığınız geliyor. Normalde bu otomobilin makyajlı kasasında cool paket en baz versiyonu olarak geliyor. Comfort gelmiyor artık. Cool'un da bir baz versiyonu çıkmıştı. Şu an ismini unuttum. Aşağı büyük ihtimalle yazmış olurum ya da siz de yorumlara da belirtirsiniz. Onda mesela donanımlar çıktı. Bu elektrikli aynayı çıkardılar. Jantlar 16'ya düştü gibi gibi detaylar var. Ama burada jantlarımız 17 inç ve yan taraftaki karoser tipini görüyorsunuz. Bence en önemli detay şudur ki burada kocaman krom bir çıtamız var. Yani en dolu pakette bunun gelmesini öngörürsünüz ama burada en baz versiyonunda dahi geliyor. Şöyle de bir detay vereceğim. Bu otomobillerin detaylı sürüşlerini gerçekleştirmeyeceğim şu anda size. Neden? Bu iki otomobilde ayrı ayrı en detaylı inceleme videosu zaten YouTube kanalımızda mevcut. Oraya şuraya linklerini koyuyorum. Oradan detaylı bir şekilde izleyip inceleyebilirsiniz. Yine basamağımız var. Bu stok olarak çıkmıyor. Sonradan takılma bu. Ve bakın kapı kromları var. Yani kapıların üstünde şöyle tatlı bir kromlarımız da bulunuyor. Yan taraftan bu şekilde detaylarınız zaten yine bastıra bastıra söylüyorum. Bu otomobil birden fazla videosu var. Hatta araziye çıktığımız videosu dahi var. Onun da linkini buraya bırakacağım. Orayı da izleyebilirsiniz. Abimle beraber güzelce zorlamıştık. Yani 4x4 dahi değil ama güzel işler başarabildiğini sizlere o videoda da söylemiştim. Arka tasarımlara gelelim. Onları konuştuktan sonra içerilerini özelinde bahsederiz zaten. Şimdi benim en önemsediğim noktalardan birisi şudur. Çünkü bu zevki, bu keyfi aldıktan sonra bağımsız süspansiyonu her bindiğiniz otomobilde arıyorsunuz. Bu arabada bağımsız süspansiyon var. Yine aynı şekilde Corolla'da da bu kasasında bağımsız süspansiyon var. Çünkü önceki kasalarında bağımsız süspansiyon gelmiyordu. Şimdi iki otomobilde aslında bakarsanız özelinde aile otomobili. Bir aile ne ister? Bagaj hacmi ister. Şimdi karoser tipine baktığınızda bir SUV'nin bagaj kullanım alanı bence daha kullanışlı. Litre bazında da çok büyük farklar yok ama özeline inelim. Şimdi bu araba, anahtardan açayım, 466 litre bagaj hacmi sizlere sunabiliyor. Ama bunu kullanışlı bir şekilde sunuyor. Pandizotu kaldırdığınızda bakın yükseklik olarak da biraz fazla koyabiliyorsunuz. Ve bu yine pandizot bir kademe aşağı ve bir kademe yukarı çıkabiliyor. Bagajımız dolu. Hani kullanıcı otomobili. Bu detayı görebilirsiniz. Şimdi arka koltuklara çok geçmeyeceğim çünkü genişliğinden çok çok bahsettiğim video var. Burada bir özeline değinelim. Bu arka koltuklar bir kademe arkaya ve bir kademe öne gidebiliyor. Yani arkada otururken bayağı bir yatık oturabiliyorsunuz. Arkada oturanlar için seyahat zevkinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Burada şu detayı gördünüz mü? En full paketlerinde subwoofer geliyor burada. Bu tabii ki boş. Prestij alırsanız öyle detaylarınız oluyor tabii ki. Yine şuradaki detayı görmenizi istiyorum. 1.6 turbo 4x4'lerinin en dollarında burada elektrikli bagaj kapağınızda geliyor. Şöyle kapatalım. Biraz Corolla cephesine gelelim. Burada da 471 litrelik bir bagaj hacmi var. Tasarım tabii ki görecelidir. Bakın lütfen bunu belirtmenizi istiyorum. Hani SUV sedan, evet pek aynı segmentte değiller ama aynı fiyata ne alabilirsiniz konuşuyoruz ya. Siz aynı fiyata görsel olarak hangisini alırdınız? Bunu gerçekten önemsiyorum. Zaten daha diğer detaylara da gireceğim. Bakın burada da kapımız kilitli. Hemen açalım. 471 litrelik bir bagaj hacim var. Açma yeri biraz garip. Halen daha alışamadık. Normalde de ortadan beklersiniz. Fullerinde burada. Gördüğünüz üzere kamera var. Açma butonu burada yer alıyor. Şimdi bagajımız 471 litre. Güzel mi? Güzel. Kullanışlı mı? Kullanışlı. Yükleme alanı geniş, bir problem yok ama ben olsaydım, bir bagaj hacmi seçecek olsam ben kesinlikle Kia'yı alırım. Çünkü orada yükleme alanınız çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tutamağınız var ve bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Şimdi biraz iç hacimlerinden bahsedeceğim. Sonra şoför mahalline geçip videoları bitireceğim artık. Bu otomobillerin ikisi de segmentine göre geniş. Parantez, Corolla bir eski kasasına göre çok çok geniş değil. Neden? Bu otomobil
hibrit altyapısıyla üretilen bir otomobil. O yüzden aşağıda piller varmış gibi bir karoser tipi yaratıldığı için, platform olduğu için arka koltuklar bayağı bir yukarıda konumlandırılıyor. Arkalar maalesef bir eski nesline göre çok çok geniş değil ve yüzünüz çok gülmüyor o tarafta. Onu söyleyeyim. 4 kişi seyahat ederseniz rahat edersiniz ama 5 kişi, yani arkada 3 kişi maalesef biraz dar hissettiriyorsunuz. Bunu söyledim. Mutlaka buraya değinmem gerekiyor. Gelin bir Kia'ya bakalım. Normalde oturmayacağım dedim ama sizlere göstermem gerekiyor. Şimdi ben buraya bineyim. Şu anda arkam yatık pozisyondayım. Ön taraf abime göre ayarlı. Şu an kameraya çekiyor. Buradan da teşekkürlerimi sunuyorum. Bayağı da arkaya yatık oturmayı sever. Ön tarafta ben olsam biraz daha ileri gider. Şu mesafeye bakar mısınız? Yani burada inanılmaz rahat ediyorsunuz. Keza buradaki kol dayanağı standart olarak sunulması, bu Corolla'da da var. Güzel bir detay. Ve yani burası çok kullanışlı. Çok fazla söylenecek bir detay. Gördüğünüz üzere koltuğun geri yatmasında görüyorsunuz. Şimdi hadi gelin biraz da ön taraftan bahsedelim. Kia Sportage'ımızın içerisindeyim. Şöyle kapıyı kapatayım, arada bir ceyran yapmasın. Sesimiz güzel gitsin. Kapı kapanmaları duymuşsunuzdur eminim ki. Gerçekten kalite algısı olarak size çok güzel şeyler sunabiliyor Kia. En baz versiyonu dahi olsa. Yumuşacık plastikler. Tokluğa bakar mısınız? Neredeyse yumruk atıyorum. Yani kullanılan malzemeler çok güzel sıkıştırılmış ve net bir kalite algısı alıyorsunuz. En bas paket dahi olsa kol dayanağının ileri geri gitmesi ve üzerinin deri olması da güzel bir detaydır. Tabii ki dolu paketlerinde elektronik el freni var. Otomatik klimada dediğim gibi. Vites geçişlerini en beğendiğim otomobillerden birisi. O kadar lıklık ki. Yani geçişleri çok güzel. İki bardaklığınız. Ya burada sunulan parametreler güzel. Şimdi GD Comfort. Belki bazılarınız şu an ilanlardan bakıyor olacaksınız. Bazılarında dijital klima var, bazılarında yok. Otomatik GD Comfort'ların hepsinde dijital klima var. Böyle garip donanımlar bulunuyor. Ama 2 tane 12 volt çıkışınız, AUX, USB, Type, CD, direksiyon. Yani bir direksiyona belki bir video konuşabilirim. İnanılmaz elinize güzel oturuyor. Göbeğe küçücük, böyle sportif bir arabada olduğunuzu hissettiriyor açıkçası. Burada başka bahsedeceğim detay olduğunu düşünmüyorum. Kilitli torpidomuz. Burada yine gözlüklüğünüz bulunuyor. Aydınlatma grupları derken ya Kia en bas paket dahi olsa çoğu şeyi sizlere sunmuş. O yüzden zaten bu paket ile çok da fazla satıldığını söyleyebilirim. Hadi gelin şimdi de biraz Corolla'dan bahsedelim. Corolla'nın arka tarafına geldiğinizde direkt açımdan anlıyorsunuz. Bakın kafama çarpıyor. Burası maalesef bayağı basık. Aslında araba, evet araba alçak ama koltuklar çok yüksekte. Mesela bir FCB Civic'e bindiğinizde inanılmaz çöküyor. Ya bu şekilde oluyorsunuz FCB Civic'te. Bunda böyle olmanız imkansız. Ama diz mesafesi olarak bakın burada da iyisiniz. Baş mesafesi olarak burada çok iyi değiliz. Sıkıntımız o. Ama iki otomobilde de orta tarafta havalandırma enfezini sunmaları gerçekten teşekkürlerimi sunuyoruz. 4 cam otomatimiz ikisinde de var. Onda tek tuşla değil diye hatırlıyorum. Eğer öyleyse zaten buraya eklemiş olurum. Tek tuş değil. Tek tuş değil, değil mi abi? Değil. Tamam. Burada bahsedeceğimiz çok bir detay yok. Dediğim gibi yani spor dıştan sonra maalesef bayağı bir basık hissediyorsunuz. Şimdi gelin Corolla'nın biraz iç hacmine bakalım. Corolla'nın iç kokpitindeyiz. Buraya oturduğunuzda evet burada da şunu hissediyorsunuz. Daha teknolojik ve daha sportif. Çünkü biraz daha basıksınız ve sedan bir araba kullanıyorsunuz. Yerden çok yüksekte değilsiniz ki bu kasasında ağırlık merkezde 1 santim yere çekildi. Yani bu otomobilin sürüş zevkini anlattığım birçok video var. İzleyebilirsiniz. Benim gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Motor görecelidir. Atmosferik beslemeli motor. Günümüzde artık bilemiyorum ama bir 1.3 TC'ye Megane'a bindikten sonra gerçekten atmosferik biraz hani siz artık ya ben hala o kafadayım belki ama hani biz petrolhead deriz. Ama dediğim gibi turbo beslemeli bir benzinli motorun verdiği hazzı yüksek devirlerde bunu da alıyorsunuz ama o kadar bağırdığı kadar da gitmiyor. Hele hele bu CVT şanzımanı ile beraber. Şimdi buradaki algı da kaliteli. Her taraf yumuşak plastik deri malzemeler ama Kia kadar sıkıştırılmadığını anlıyorsunuz. Hani sanki Kia 60.000'deydi, 66.000'de, bu araba daha 27.000'de. Sanki bu araba Kia'nın kilometresine geldiğinde o kadar sağlam kalacakmış hissiyatını vermiyor. Onu söyleyeyim. Ama Corolla da ülkemizde kabul görmüş bir otomobildir. Kalitesi, sorunsuzluğu, algısı yüksektir. Memur kesiminin aldığı, kafam sorun yaşamasın, 10 yıl rahat rahat bineyim diyeceğiniz bir arabadır. Zaten o sebeple çoğu kişi alıp kullanıyor. Burada da donanım anlamında hemen hemen aynı şeyler var. İç tarafta hız sabitleyici, sınırlayıcınız. Burada teybiniz, USB, Bluetooth, AUX, her şey burada bulunuyor. CVT şanzıman var. Gösterge panelleri yine manuel olarak geliyor. Burada ışıklandırmalarınız var. Yine burada da aynı şekilde ışıklandırmalarınız bulunuyor.
Tabii ki donanımlarını alırsanız çok farklı donanımlar da alabiliyorsunuz. Burada eksiğine dersiniz bence kol dayanağının ileri geri gitmemesi. Bu da Dream pakette ileri geri gidiyor arkadaşlar. Koltukları kesinlikle Kia'nın daha rahat, ama şöyle ilk oturduğunuzda minderden bahsediyorum. Uzun yolda bu arabanın koltukları daha iyi. Çünkü iki arabayla yakın zamanda bir uzun yolculuklar yapıp geldik. Yani şunu söyleyeyim size. Corolla uzun vadede daha rahat, belinizi ağrıtmıyor. Ama ilk oturduğunuzda Kia'da daha iyi çöküp yumuşak minderler olduğunu hissedebiliyorsunuz. Değerli GNB Medya takipçileri, bu yani videonun sonuna gelince aklıma geldi ama lütfen halen daha siz kanalıma abone değilseniz bir abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Neden? Hani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya, yemek vermeye çalışıyorum. Abone sayısının fazla olduğunu gördükçe gerçekten mutlu olup daha şevkle bu işe sarılmaya çalışıyorum. İnşallah beğendiğiniz faydalı bir içerik olmuştur. Lütfen yorumlara çökelim. Siz hangisini alırdınız? Güzel bir karşılaştırma olduğunu düşünüyorum. Neden? İkisi de aynı fiyat. Aynı fiyata mesela ben Corolla dediğinizde neden Corolla olduğunu yazarsanız ya da neden Sportage olduğunu yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Abime de teşekkür ederim. Bu bayram gününde üstümüz giyinik bayramlıklarla beraber sizlere bir video hazırlamaya çalıştık. İnşallah dediğim gibi beğenip abone olursunuz. Allah'a emanet olun. Buradan tekrardan hepinizin bayramlarını kutluyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim.